Evet, Sayın Akşener'i dinledik. Burada da önemli bir konuyu konuşuyoruz. Cuma günü İsveç'te Tevrat yakma eylemi engellenmişti, hatırlayacaksınız. Tabii bu direkt olarak İslamofobinin ön plana çıkmasını yol açtı. Dinler tarihçisi ve siyaset felsefecisi Doktor Lütfi Özşahin ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam, İslamofobinin yükselmesinden bahsediyorduk ve antisemitizmden dem vurdunuz. Devam etmenizi rica edeceğim. Evet, dolayısıyla tabii yani bunun tarihsel, siyasal ve kültürel nedenleri var Batı'da. Şöyle diyebiliriz, aslında Batı şu anda kendini İslam üzerinden tanımlıyor. Yani Batı'nın ötekisi İslam medeniyeti. Ve dolayısıyla Batı'ya dini anlamda meydan okuyan tek din de İslam dini. Burası açık. Hatta Albert Havrani şöyledir. Batı'nın İslam'la hesaplaşması aslında Hazreti Muhammed'in Medine Site Devleti ile başladı. Aslında Hazreti Peygamber ortaya çıkar çıkmaz Batı bunu teolojik bir meydan okuma olarak algıladı. Çünkü Hristiyanlığa alternatif evrensel bir din ortaya çıktı. Ve dolayısıyla kilise özellikle yani İslam'ın Batı'yı tehdit olarak algıladı ve İslam'a reddiyeler başladı. Demek ki İslam Hristiyanlık karşısında teolojik olarak ilahiyat boyutuyla bir tehdittir. Ama bugün de öyledir halen. İkincisi siyasal tehdit, askeri tehdit ve tabii İslam orduları biliyorsunuz yani Suriye'den itibaren Roma topraklarına yayıldılar, Anadolu'ya. Hatta Emeviler ilk defa İstanbul'u da kuşatmış oldu Türklerden önce biliyorsunuz. Ve Arap orduları biliyorsunuz Paris'in 150 kilometre dibine kadar geldi. Sicilya üzerinden Aleviler Papa'yı tehdit etmeye başladılar. Demek ki aynı zamanda Sunni Araplar ve özellikle daha sonra İslam'ın bayraktarlığını ele alan Türkler Batı için siyasal ve askeri anlamda bir tehdittir. Halen bugün de böyledir. Peki hocam, kitap yakma ne zaman ortaya çıktı? Neden bu, kitap yakma? Batılardaki Hristiyan kitap yakma geleneği de maalesef çok eski. Mesela İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması biliyorsunuz Hazreti Ömer'e, bunu da düzeltelim bu ekranlardan. Güya İskenderiye Kütüphanesi'ni Hazreti Ömer yakmış, bir de Müslümanlara iftira atarlar. Hayır, yani hakikaten İslam bir kitap medeniyetidir. Bu kiliseyi de, İskenderiye Kütüphanesi'ni de yine Hristiyanlar yakmıştır. Mesela İmparator Theodosius zamanında olmuştur 4. yüzyılda. Ve Vali Teofilos'a diyor ki, neden Mısır'daki paganlar halen Hristiyan olmamakta, neden direniyorlar? Onlar da diyorlar ki, efendim diyorlar, burada çok muhteşem bir kütüphane var. Halen işte Yunan eserlerini, Aristoteles'in, Platon'un neyse felsefe okuyorlar. Pagan değerlerini savunuyorlar. O zaman diyor ki, yakın diyor ve Teofilos yakıyor. Yani o İskenderiye Patriği Krigil ve o dönemde büyük kargaşalar var ve hatta o dönemde ilk felsefeci kadın da öldürülüyor. Hipatia. Değil mi? Ha, onu bilirsiniz. Evet, matematikçi. Yani. Matematikçi astronot. Bakın işte evet, bu da taşlanarak öldürüldü ve bu Hristiyan tarihinde ilk kütüphane yakma hadisesidir. Dolayısıyla bu konuda Hazreti Ömer'in bir dahli yoktur. Yani Amr bin As'a yaktırmış falan, bunlar tamamen yalan. Hocam, Hristiyan'ın kitabını yakıyor. Thomas More Protestanların kitabını topluyor İngiltere'de. Evet, maalesef. Yani hatta şöyle bu, bir şey var. Bu yani, ne bu böyle? Örneğin mesela Paris'te yakılmıştır. 12. yüzyıl, 13. yüzyılın ortalarında Paris Başpiskoposu Stéphane Templier veyahut Etienne Templier İbn Rüşd'ün kitaplarını Paris'te ortalıkta yaktırdı. Yani ki İbn Rüşd biliyorsunuz Aristotelesçi olarak Avrupa'yı ikiye bölen bir adamdır. Büyük bir filozoftur. Yani böyle bir tahammülsüzlüğü vardır ve bu felsefe kitapları falan yakıldı. Hatta İbn Rüşd'cü olan iki filozof Boethius ve sanıyorum Barbantlı Siger, iki filozof da sırf İbn Rüşd'cü oldukları gerekçesiyle yani dinle vahiy uzlaştırmaya çalışan, vahiy ve din söz konusu olduğu zaman akıl tercih ettiklerinden dolayı öldürülmüş, iki filozof da öldürülmüş. Peki hocam, Kur'an-ı Kerim'in ilk yakılmasına dair bir bilgi var i̇şte mı? O dönemde elimizde? De o dönemde de aynı zamanda tabii yakılıyor. Mesela şey de yakılıyor. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda biliyorsunuz Aragon kralı Ferdinand ve
Kastilya Kraliçesi Isabella biliyorsunuz şeye girdiği zaman, yani Elhamra'ya girdiği zaman orada yine kitaplar yakılıyor. Bazen de şöyle oluyor, bilim kitaplarını değiştiriliyor. Tabii İspanyol isimleri falan da yazılıyor. Ama maalesef bu kitap yakma geleneği, elbette ki Müslümanların da İslam medeniyetinde handikapları var. Tarihte tasvip edebileceğimiz bir takım olaylar İslam medeniyetinde olmuş. Hiçbir medeniyet tertemiz değildir. Fakat bu kitap yakma geleneği, bağnazlık, tektipçilik, monist bir anlayış daha çok Batı medeniyetinin özelliklerini sergiliyor. Bugün de Türkiye'ye saldırmaların en büyük nedenlerinden birisi halen Türkiye, Batı'ya bir meydan okumayı aslında temsil ediyor. Batı'nın siyasal mahfillerinde, yani Türkiye'nin yükselmesi, büyümesi falan istemiyor. Orası açık yani. Hocam, en önemli sorumu yöneltmek istiyorum size, müsaade ederseniz. Şimdi bu işin başlangıcından beri, İsveç'teki provokasyon ve Danimarka'da devam eden provokasyondan beri aklımda olan soru şu. Şimdi Kur'an-ı Kerim, İslam'ın mukaddes kitabı, çok büyük bir coğrafyayı ve çok kitlesel bir inanışı temsil ediyor. Ama ses sadece Türkiye'den çıkıyor. Nerede İslam dünyası? Çok neden tabii. birleşmiyorlar? Yani kutsal inancına bir de İslam'ın tek kitabı vardır. Öyle Hristiyanlık'taki gibi yani. Matta, Markos, Luka, Yohanna, bir sürü farklı kilise. Yani niye bir olamıyor İslam dünyası buna karşı? Şimdi evet, yani hakikaten Batılar zaten bu sinir uçlarını biliyor. Biliyorsunuz yani... Abbasi İmparatorluğu'nun çöküşünden itibaren biliyorsunuz İslam'ın bayraktarlığını Türkler aldı yani. İyi kötü ve son talide bu halifelik de İstanbul'da düştü değil mi yani? Ve dolayısıyla Batı'ya karşı da en büyük zaferi ve Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk'ün önderliğinde Türkler yaptı. Yine de yani Batı emperyalizmini bu topraklarda mağlup etti. Ve dolayısıyla halen Türkler hem Osmanlı'nın şahsında hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında aslında Batı'ya meydan okumayı aslında temsil ediyor. Bilinç altında. Batı'nın kolektif şuurunda bu var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i onun için aslında daha çok Türk Büyükelçiliği'nin önünde yakmakta. Yani şimdi mesela Türkiye'de şunu sevindirici bir şey. Biliyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim yakma olayında bütün siyasal partiler bir oldu. Sayın Kılıçdaroğlu da şiddetli bir şekilde kınadı. Evet. Sayın Meral Akşener de, diğerleri de. Hatta çünkü şunu söyleyebilirim. Bambaşka bir konu. Nedeni şu. Siyaset üstü bir konu. Çünkü hepimiz Müslümanız. Hatta ateist bile olsa bu topraklarda insanlar deist olabilir ama aslında kültürel anlamda Müslümandır herkes. Kültürel anlamında. Dolayısıyla bu Türkiye'deki ateistleri bile rahatsız eder bu anlamda. Yani çünkü bu topraklarda yetişmiş insanlar eğer yerliyseler, yani bu topraklara bağlıysalar rahatsız edici bir durum. Çünkü bir kutsal kitabı yakmak aslında bir milletin bütün değerlerine küfretmektir. Neden? Çünkü siz aile ahlakınızı, kendi ahlakınızı, kamu ahlakını, insanı tanımlamada, öbür dünyayı tanımlamada, ölümü, cenazeyi, evliliği tanımlamada dine referans gönderirsiniz değil mi? Yaşamanız da önemli değil yani. Tam ritüelleri yerine getirip getirmemek önemli değil. Kur'an-ı Kerim'i yakmak demek... Tüm Müslümanların mukaddesatına, değerlerine, kültürüne, medeniyetine, namusuna küfretmek demektir. Onun için bu Rasmus Paludan denilen o adam, onu muhatap almaya bile gerek yok. Bizim Anadolu'da şöyle derler. Meczup. Hatta şöyle der Anadolu'da. Köpeğe derler gem takma çünkü kendisini at zanneder. Bunu güzel o, evet, o kadar önemsemeyin yani meczup diyeceksiniz, geçeceksiniz. Yani, evet. Ama iş başka bir boyuta girdi hocam. Şimdi Tevrat'ın yakılmasına, hiçbir kutsal kitabın yakılmasına müsaade etmek asla bence... Çünkü neden Tevrat'ı yakamazsınız? Tabii biz yakamaz taraftarı değiliz. Yakamazsın. Tabii asla biz zaten ben Tevrat yakılsa, İncil yakılsa itiraz ederim. Çok haklısınız. Bu bir topyekün bir milleti aşağılamaktır. Fakat Tevrat, Tora son tahlilde Yahudi ilahiyatının da bir parçasıdır. Biliyorsunuz yani Hristiyanlıkta Gospel dediğimiz İncil vardır. Bu Matta, Markos, Yuhanna, Lukas'ın dediğiniz gibi ama esas Hristiyan kutsal kitabı Bible dediğimiz kitaptan oluşuyor. Bible İncil. Ne demek? İncil ve Tevrat'ın birleşimi, yani Tanah'ın birleşimi.
Yani Old Testamentum ve New Testament, iki ahidin birleşmesinden olan kitaba Bible diyoruz. İşte bu Hristiyan kutsal kitabı aslında budur. Yani tüm Hristiyan mezhepleri tabii Tanah'ı, Yahudi kutsal kitabı kutsal olarak kabul eder zaten. Evet. Yahudi düşmanlığı ayrı bir konu. Dolayısıyla onu yakmazlar. Peki o zaman burada durum nedir? İslam neyi temsil ediyor Batı'nın şuuruna? Ben açık konuşalım, insanlar bilsin. Yani Hazreti Muhammed hem Yahudi hem Hristiyanlar için haşa bir peygamber değildir. Bir haşa sahtekardır haşa. Şizofrendir. Elinde kılıç, çok karılı hayat tövbe, yaşayan. Tövbe, tabii tabii. Tövbe, tövbe. Ya bu algıyı insanlar bilsin ki niye böyle olduğunu bilelim. Yani şimdi diyelim ki Batı'ya gittiğiniz zaman, tabii Batı'ya gittiğiniz zaman hani İslam dini din kabul edilir ama bu sosyolojik anlamda bir din olarak kabul edilir. Yani vahyi anlamda bir din kabul edilmez. Ne Hristiyanlar ne de Yahudiler. Ya bunu herkes bilsin ki netleşsin olay. Ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed tarafından yazılan haşa işte saçma bir kitap olarak, bir şizofrenin yazdığı kitap gibi sunulur. Tüm batılı kaynaklar böyledir. Fakat yani elbette ki yani Göte gibi yani veyahut da August Bibel gibi, Bible gibi veyahut da diyelim ki işte hatta Victor Hugo gibi İslam'ı peygambere saygı duyan insanlar var. Hatta modern çağda John Hick gibi, özellikle ben çok severim John Hick ve yakınlarda yine ölen Alman Hans Küng gibi veyahut da Kant ve Smith gibi çoğulcular var. Onlar İslam'ı da bir din olarak kabul ederler. Yani Batı'da böyle bir damar da var. Onlara haksızlık yapmayalım. Fakat onlar çok azdır. Ve onlar dışlanır yani. Bunlar zaten dışlanmıştır yani. Bunlar pluralistler, çoğulcular. Ama esasen de Batı'ya hakim olan ekskluvizmdir, dışlayıcılıktır. Dolayısıyla yani şimdi bunu anladığınız zaman, yani Batı'ya gittiğiniz zaman size işte Oya Hanım, işte Lütfü Bey, işte Ahmet Bey falan, Oylumanı falan böyle seslenmeleri nezakettir. Ama din söz konusu olduğu zaman bizi şeytanlaştırırlar. Çünkü benim peygamberim yani adam zaten böyle lanse ediyor. Benim kitabımı zaten böyle lanse ediyor. Yani bunu tabii biz Müslümanların büyük bir çoğunluğu bilmez. Bir Amerikalı, sıradan bir Amerikalı da, işte bir Fransız da, İngiliz de, İtalyan da, ben tabii çok Avrupa'da buldum. Birçok üniversitede konferans verdim. Bu açık açık tartıştık yani. Ama hocam Fransa mesela kabul etmedi Paludan'ı. Belçika kabul etmedi. Fransa'da ve Belçika'da aynı eylemleri gerçekleştirmek istedi zamanında. Evet. Bu neden kabul etmedi? Çünkü kabul etmedi. Şundan dolayı. Yani bunlar açık konuşayım size, maalesef diyorum. Çok İslam'a saygı duydukları için değil. Fransa'da büyük bir Cezayir kökenli Müslüman büyük çoğunluk var. Yani olaylar var. Yani Avrupa'da bir Müslümanlık diye bir gerçek var yani. Hatta nüfusu da çoğalan. İngiltere'de çok sayıda büyük Müslümanlar falan var yani. Oralarda Kur'an-ı Kerim'i yakmak bir asayiş sorununa, bir terör eylemlerine dahi yol açabilir. Tabii ben onu tasvip etmem. Bu bundan dolayı kaynaklanır. Yoksa yani şöyle bir şey anlamayalım. Maalesef bugün biz Batı medeniyetinin şüphesiz çok olumlu yönleri var biliyorsunuz. Yani Batı medeniyetinden alacağımız çok şeyler var. Kategorik olarak bir Batı düşmanlığı yapmak istemiyorum. Yanlış anlamayın. Fakat bu İslam'a bakışını konuştuğumuz için söylüyorum. Yani Batı olmalım. İslam söz konusu olduğu zaman, Kur'an söz konusu olduğu zaman, Hazreti Muhammed söz konusu olduğu zaman hepsinin maalesef tüyleri diken diken olur. Çünkü İslam halen bugün Batı'ya hem teolojik hem dini anlamda, hem siyasal anlamda, hem askeri boyutuyla bir meydan okumayı temsil etmekte Batı'nın siyasal kolektif şuurunda ve aynı zamanda yine Türkler ise burada başat rol oynamaktalar bize. Evet. Yani çünkü hem Konstantin'in Batıcıl, hem Müslüman, hem yani, modern ama aynı zamanda dinine sahip çıkan bir ülke olarak tabii Türkiye'de halifelik geleneğini de katarsanız çok teşekkür ediyorum. Son Haçlıoğulları'nı da Mustafa Kemal Atatürk yendiğine göre değil mi? Onlar da bir haç ordusu sayılır yani. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok hocam, teşekkür bizimle ediyorum. Birlikte çok sağ olun. Için. Ama sonra tabii şunu söyleyelim. Söyleyin bizim hocam. Tanah, Tevrat, Yahudi peygamber geleneği, Hristiyan, Hazreti İsa, Hristiyan değil tabii ama neyse, Hazreti İsa bizim peygamberimizdir. Biz o kitaplara sahip çıkarız, saygı duyarız. Biz asla kabul ederiz, inanırız. Toran'ın, Tevrat'ın yakılmasını, hatta hiçbir kutsal kitabın yakılmasını asla istemeyiz. İslam eleştirilemez mi? Onu söyleyeyim. Dibine kadar eleştirilebilir. Hatta gelenek eleştirilmeli de ama eleştiri başka bir şeydir.
hakaret etmek, saygı hissetmek başka bir şeydir. Evet. Yoksa biz eleştiri yapılsın, problem yok yani. Bütün dinlere saygı duyuyoruz. Hiçbir dinin kutsalına, kitabına, peygamberine saygısızlığı asla ve asla kabul etmiyoruz. Evet. Fakat şunu da parantez içinde söylemek isterim hocam, bilmiyorum katılır mısınız? Türkiye o kadar aklı selim, o kadar mantıklı, o kadar sakin ve sizin de dediğiniz gibi meczup tarzında ama aynı zamanda o kadar dinini ve inanışını koruyan adımlar attı ki valla Türkiye çok hassas dengelerde çok güzel muhalefetiyle, iktidarıyla çok güzel bir yerde durdular bu konuda. Çünkü İslam, Kur'an politikaya alet edilmeyecek kadar üst bir kimliğimiz. Ve bunu da dünyaya göstermiş Türkiye bu duruşuyla. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii ki Avrupa'daki İslamofobi, aynı zamanda faşizmin artması endişe verici. Buna yol açan siyasetin ifade özgürlüğü olarak yorumlanması da aslında endişe verici. Burada şey söyleyelim, mesela Batılılar da şu önemlidir. Batılılar da tarih bilinci çok iyidir. Bizim mesela Ahmet Cevdet Paşa şöyle söyler. Der ki, tarih bilinci olmayan toplumlar, siyasetçiler pusula bilmeyen gemi kaptanı gibidirler. Gemiyi karaya oturturlar. Bizim bu tarafımız biraz eksik. Peki bir haberle devam